Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Arkadaşlar bu videomda başlıklarında gördüğünüz gibi ders çalışma videolarımı nasıl hazırlıyorum videosuyla sizlerle bekleyeyim. Bugün videomda sizlere resmen bir ders çalışma videomu kamera arkasını göstereceğim. Yani kamera arkasını göstereceğim dediğim videoyu, en baştaki hazırlıklarımı, ortamı nasıl hazırlıyorum, ne kadar sürüyor, montajı ve yüklemesi falan filan. Burada arkadaşlar şunun yanında bilgisayar var, oradan bir fan sesi gelirse kusura bakmayın ama şu anda bir tane video yüklüyorum. %90'da, bu arada bugün çarşamba saat 5'te yine bir tane ders videosu geliyor. Bunu belirtmiş olayım. Evet, geçelim. Arkadaşlar ilk olarak şurada hemen bir çalışma masanın üstünde iki tane sağ ve solda dolaplar var. Ve onun altında test kitapları var. Oradan arkadaşlar bugün hangi evinden çözmek istiyorsam onları seçiyorum. Aslında yani bir 10 dakika önce falan test kitabını seçtim. Bir ders çalışma videosu çekecektim. Belki çekerim, bilmiyorum. Ve seçtikten sonra arkadaşlar normal yerine koyuyorum. Ve çantamdan okul çantamı, kalem kutuyu çıkartıyorum. Hemen bir şey göstereceğim. Şu gördüğünüz küçük tripod da çekiyorum bu arada. Bunun üstüne telefon aparatını koyuyorum. Şurada bir tane poşet var. Şurada gördüğünüz bir tane telefon aparatı var. Onu koyuyorum arkadaşlar. Ama şu anda o aparat bu şeyin üzerinde. Bilgisayarını kapandı, açtım. Şu anki tripodum üzerinde oturamadım. Neyse. Üzerinde işte şu küçük şeyi de çekiyorum. Bir de şu anda yüzümü aydınlatan ışık var. Onunla da yüzümü aydınlatıyorum arkadaşlar. Masa videoları olduğu için, ışık da direkt masamın üzerinde olduğu için o zaman çok aydınlık oluyor. İşte şu küçük şeyi de çekiyorum. Mikrofonum da şu arkadaşlar. Nasıl göreceğini bilmiyorum. Üzerimde bu arada mikrofon 100 lira, 50 lira falan değil. 20 liralık bir mikrofon. Hadron HD560 mikrofonu. Şu an internette satışı var mı bilmiyorum ama en son baktığımda satışı yoktu. 556'yı satıyorlar. Hadron HD556. Bunun ucu telefonlara uyumlu ama Hadron 556'nın sadece bilgisayarlara uyumlu. Onu da kullanmak için arkadaşlar şöyle bir dönüştürücü almanız lazım. Bu arada bende Hadron 556 da var. Şu an üstte bir yerde. Evet arkadaşlar ve yaklaşık olarak video süresi 1,5 saat 2 saat sürüyor. Zaten hızlandırmada çok hızlı görüyorsunuz. Yani o şekilde. Burada şu an oradan Türkçe testte bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Üzgünüm. Bugünün videosunu çekiyorum. Belki seni çekerim ama belki evet. Aslında arkadaşlar bugün video çekme günüm değil. Yani video çekme günü derken bugün okulda sınav olduk. Ve ben erken bitirdim. Zaten bu kurtarma sınavıydı. Yüksek almıştım zaten sınavdan. 100 almıştım yani. Ben o zaman işte kağıda, pazartesi, çarşamba falan onların tüm günlerde ne yapacağımı yazmıştım. Yarın galiba video çek yazmıştım kendime. Yok. Pazartesi günü video çekme günümdü. Öyle hatırlıyorum. Çarşambada video montajlama. Böyle bir şey yaptım. Evet, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ama her cumartesi günü ders çalışma videosu daima gelecek. Hafta içi veya pazar günleri de konu anlatım videosu gelecek arkadaşlar. Bir de matematik konu anlatım videosu da gelecek. Belirtmiş olayım. Bu videoyu yüklerle pazar günü izleyeceksiniz. Cumartesi günü yine bir tane şey videosu atacağım. Ders çalışma videosu. Evet, çok uzattım. Neyse. Böyle hep ders çalışma videosu olmasın diye arkadaşlar böyle bir tane video çekmek istedim canım. Evet, çok boş yaptım. Neyse. Sizi de çok seviyorum. Sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani kısaca videomu nasıl çektim, bunu özetledim. 2 saat falan sürüyor. Sonra videonun kapanışı yapıyorum. Kontrol ediyorum. Ha, bu arada şöyle bir şey var. Ben videonun sonunda evet arkadaşlar, şimdi ben bunların hepsini kontrol edeyim diyorum. O zaman videoyu kesmiyorum. Zaten evet arkadaşlar ben videoyu kontrol edeyim demeden önce bilerek kontrol etmiş oluyorum ki videoyu durdurup bir daha başlatmayayım. Ondan sonra diyorum 1-2 saniye sonra evet arkadaşlar kontrol ettim, geri geldim falan bu şekilde şeyler diyorum. Yani kayda başlatmadan önce ben kontrol ediyorum, kontrol edeceğim diyorum, zaten etmiş oluyorum falan filan, anlamışsınızdır diye. Şimdi diyor of falan, gizli sırlarımı döktüm ortaya. Neyse arkadaşlar, sizi de çok seviyorum. Bakayım, saat 4:33 geçiyor ve saat 5'te cümlenin öngörüleri 3 geliyor. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize bakın. Videonun sonundaki balantıları tıklamayı unutmayın. İyi kartlar kısmına oylamaları oylayabilirsiniz. Evet, çok. Anketler oylayabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim gibi. Kendinize bakın. Görüşürüz. İyi ders çalışmalar. Bu biraz moral videosu gibi bir şey oldu. Neyse. Yaşasın.